Evet, bütçeyi görüşüyoruz. Dün de Cumhurbaşkanlığı bütçesini görüştük. Ama maalesef biz Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maliyetini ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın aylık giderini hala da öğrenemedik. Bütçe görüşmelerinde dahi öğrenemedik. Biliyorum. Bakın, Sayın Cumhurbaşkanı bir evde 2-3 arabanın dahi israf olduğunu söylüyor. Bizim millet olarak, milletvekili olarak Cumhurbaşkanlığı makamına kaç araç tahsis edildi, kaç uçak tahsis edildi? Tabii ki edilecek. Ama bunların maliyetlerini ve giderlerini bilme hakkımız var. Çünkü bu memlekette, bu ülkede devlet yurt yapmadığı için maalesef küçük çocuklar tarikatların, cemaatlerin yurtlarında yanarak ölüyorlar. Onun için bunu bilmek bizim hakkımız. Şimdi bizim derdimiz, bunca sorunumuza rağmen bakın, bir anayasal diktatörlük inşa etmek olmamalı. Cumhurbaşkanını halkın seçtiği sistemlerde de parlamenter sistemler vardır. Türkiye gibi, Avusturya gibi, İrlanda gibi, İzlanda gibi, Bulgaristan gibi. Buralarda da Cumhurbaşkanı halk seçer ama sistem parlamenterdir. Bakın, getirdiğiniz teklifle ilgili bir şeyi vurgulamak istiyorum özellikle. Hani diyorsunuz ya, ilk dört madde değiştirilemez ve ilk dört madde değişmeyecek. Aslında getirdiğiniz teklifle ilk dört maddeyi de özüne dokunuyorsunuz. Çünkü sizin getirdiğiniz teklif anayasanın ikinci maddesinde yer alan demokratik devlet düzenini de maalesef derinden zedeleyen bir teklif. Çünkü siz meclisi, parlamentoyu, demokrasiyi değil, yalnızca bir kişiyi güçlendiriyorsunuz. Biz 1920 yılında meclisi kurduk ve bu cumhuriyet iktidarı saraydan aldı, meclise, yani millete verdi. Siz bugün tekrar meclisten, milletten alıp iktidarı saraya vermek istiyorsunuz. Ama buna asla müsaade etmeyeceğiz. Bu mücadelede, parlamentoda da, referandum gerçekleşse referandumda da iktidar severler değil, vatanseverler kazanacaktır bu mücadeleyi diyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.